İlahiyatçı yazar, radyo ve TV program yapımcısı Fatih Çıtlak İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 4. kitap günlerine konuk oldu. Düşünerek o beraberlik için bunu yapalım. Kolay mı? Hayır. Türkiye'nin çok yakında tanıdığı isimlerden biri olan Çıtlak, Modef Paralanda İnegöllerle buluştu. Olabilir. Başka densizlikler de olabilir. Ama siz şuna bakın. Bu işi niçin yapıyorsunuz? İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak burada önemli açıklamalarda bulundu. Biz ilk önce çocuğumuzu ve kendimizi Allah'ın kulu, mülkün de Allah'a ait olduğunu bilerek, Allah'ın emaneti olarak baktığımızda yine aynı eğitime gönderirsin ama netice çok değişir. Allah o çocuğa da sana da sahip çıkar. Biz birazcık iş kendimize dönsün. Biraz da sevap kazanalım. Arkamızdan Fatiha mısın? Falancanın çocuğunu gördün mü, nasıl olmuş demesinler diye biraz karışık niyetle hak yoluna doğru gittiğimizde işte o zaman ortaya tuhaf bir şey çıkıyor. Dini de bilen fakat yapmayan. İmanı da öğrenen fakat gerektiğinde bunun yapılmayacağını da düşünen. Maalesef Allah'ı bilen, haramı bilen, helali bilen ama Allah korkusu olmayan bir noktaya doğru gidilebiliyor. İşte o yüzden arkadaşlar, birbirimizle konuşmak şart. Çünkü insan, mesela bir çocuk, diyelim ki buraya geldi. Küçük kardeşlerim var. Şimdi burada belki birçok şeyi anlamıyormuş gibi oturuyorlar. Ama anneleri o kadar iyi bir iş yaptı ki, bak şu çocuğun annesi, Allah razı olsun. Şimdi buraya geldi, bu çocuk bir görgü sahibi oldu. Bugün ağlar, ayağını sallar. Veya gelir, bugün dalga geçer. Ama yarın bir gün çocuğunu elinden tutup, ya biz o zaman kıymetini bilmedik ama bu insan terbiyesi, insan olabilmek için insanlarla doğru mahallelerde, doğru şeyleri konuşurken beraber olmak lazım geldiğini öğrenir. Birbirimizi sevmedikçe gerçekten birbirimize kenetlenmeyeceğiz ve birbirimizle beraber olamayacağız. Yığın halinde bir yerde durursunuz. O beraberlik değildir. Ona sürü derler. En ufak bir şeyde dağılır. Bir infilakta, bir patlamada dediğinde hepsi dağılır. Pişş dediğinde gider. Birbirimizi sevebilmek için birbirimizden emin olacak şekilde selam ve hakikaten birbirimizin boğazını, rızkını düşünecek kadar diyargan ve birbirimize de dua etmek, merhametle bakmamızı icap ediyor. Diyeceksiniz ki sen bunu hangi hakla söylüyorsun? İşte o yüzden Asr suresine müracaat ettim. Birbirimize hakkı tavsiye ederim. Bir hocamın yanı, merak etmeyin, bir dakika 15 saniye sürecek.